Manşete hoş geldiniz. Kapakta bir AKP mucizesi görülüyor. Beşiktaş'ta çarptığı kadını bırakıp kaçan kişinin bir otel veliahtı Furkan Dağlı olduğu ortaya çıkmış. Yakalanarak gözaltına alınıyor ancak savcılığa dahi uğramadan serbest bırakılıyor. Bu gencecik kız boş yolda aşırı hız yapıyor. Dağlı otel ve Turizm Şirketi sahibiymiş Furkan Dağlı ve önce park halindeki araçlara sonra da Dila Krastia çarpıyor ve çarpmanın etkisiyle Kraslı hastaneye kaldırılıyor. Dağlı da arkasına bakmadan kaçıyor. Daha sonra yakalanarak gözaltına alınsa da savcılığa uğramadan serbest bırakılıyor. Hani bir eylem tok hadisesi vardı. Oğlu böyle çarpıp kaçmıştı birinin ölümüne yol açmıştı. Sonra da Amerika'da soluğu almışlardı falan benzer bir hadise. Evet bu kişi. Furkan Dağlı. Sonra da işte Dilruba Kayserili oğluymuş soyadı ortaya çıktı. Dilruba Kayserili oğlu bir sokak röportajında ileri geri konuştu diye tutuklanarak cezaevine konuluyor. Ne demişti? Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz ve Allah'tan da üstün tutup ona çaptığınız için, sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için ve bu tür hayvanların da elini kolunu sallayarak dolaşmasını desteklediğiniz için parantez bana ait kapa parantez beyni emcüklenmiş birer geri zekalarsınız demişti. Dilruba Kayserlioğlu ve cezaevinde. Bu kişi de böyle işte arkadaşıyla beraber silah koleksiyonunu masaya yaymış. Mermileri yan yana sıralamış. Bu şekilde böyle de ayak ayak üstüne atmış, ikisinin de elinde birer silah bu şekilde poz veriyorlar. Bahadır Özgür bir AKP mucizesi diyen gazeteci. Ben de oradan alıntılayarak KJ'yi öyle yazdım. 10 yıl önce Facebook'ta kutusu açılmamış iPhone satarken 31 suç kaydı olan otel sahibine dönüşebiliyorsunuz. Beşiktaş'ta bir kadını ezip serbest bırakılan Dağlı Otel'in sahibi Furkan Dağlı'nın arabalarındaki değişim bile çağ atladığınızın kanıtı diyor. Bir AKP mucizesi. İşte böyle bir acil satılık iPhone 6 kutusunda sıfır hat takılmamış diye 10 sene önce ilan veriyormuş. Sonra işte böyle bir arabanın önünde fotoğraf çektiriyor. Sonra işte olay böyle bir noktaya evriliyor. Sonra arkadaş Range Rover'la böyle poz veriyor. 10 senedeki değişim, dönüşüm. Bir AKP mucizesi. Evet. Orada Dilruba Kayserlioğlu hala tutuklu cezaevinde. Bir kere daha hatırlatalım. kalbidelik, delik, anksiyete sorunu var. Yani cezaevi koşulları kendisi için hiç de iyi değil. Fakat o ona orada bir bedel ödetiliyor ve bu bedel bu bedeli ödedikten bu, bu, bedeli ödemesiyle de bir daha böyle bir şeye yeltenenlere esasen kapak olsun diye yapılıyor bu. Yeltenmeyin. ibret olsun. Bak Dilruba ya bunu yaptık size de yaparız. Dilruba ya o yönüyle de bir tür örneklem. Yoksa bırakacaklar yani çok uzun sürmeyecek. Dönelim bir başka hikaye. Çok da fazla uzun uzadıya üzerinde duracak değilim ama. Yani bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, yan yana iş tutan, beraber çalışan, karşılıklı olarak birbirlerini ağırlayan insanlar. Enteresan bir şekilde ortada hiçbir şey de yokken birbirlerine en ağır laflarla yüklenebiliyorlar. Ve yüklendikleri konulara bakıyorsunuz. Eski defterler. Yani Fatih Altaylı'nın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında lafları da Kılıçdaroğlu'nun Altaylı hakkındaki lafları da eski. Yani yeni öğrendikleri konular değil, yeni çıkan bir olay değil. Eski. Peki o arada siz niye iş tuttunuz babam? 20 kere ekrana çıkardım diyor Fatih Altaylı. Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi hadise ne? Hadise şu. AKP'ye çalışıyor deyince Fatih Altay ile Kemal Kılıçdaroğlu için. Bilerek ya da bilmeyerek AKP'ye çalışıyor. Muhtemelen bilerek. Tam cümle bu. Böyle söyleyince Kemal Kılıçdaroğlu sinirleniyor ve upuzun bir X platformunda mesaj yayımlıyor. yayımlıyor. Bir köşe yazısı boyutlarında belki daha uzun. Merkepler adam olur sen adam olmazsın. Belinde tabancayla gazetecilerin grev çadırını basan. Yeni değil bu. Bin yıllık hikaye çalıştığın kurumda gazeteci kıyımı yapılırken ne yapabilirdim diyen. O da öyle. En az 15 yıl önceki hikaye. Yanında çalışan kadın kadın gazeteciye beyzbol sopası gösteren. O da eski bir hikaye. Onurlu gazeteci düşmanı, paranın kölesi bir çukursun. Be paranın emri, emrindeki tetikçi, ajan, işbirlikçi olduğumu ispatlamazsan namussuz alçaksın. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Altaylı hakkında Altaylı bilerek ya da bilmeyerek muhtemelen bilerek AKP'ye çalışıyor dediği için böyle dümdüz döşendi ve bir kısmını sıraladığım bir kısım eski sicilini ortaya koydu. Ama yani o arada da bir sürü iş tuttunuz. <laughs> Tuhaf. Yine aynı şekilde Altaylı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na cevabına bakıyorsunuz. Orada da işte gene işte AKP piyonu olduğunu ortaya çıktı bir kere daha diyor. Daha da ağırlaştı. Daha da böyle şey şey Yani seviye yok. AKP döneminde zenginleşen ben değilim. Hesabını veremeyeceği paralarla televizyon sahibi olup Tuncay Özkan'ı kastediyor. Sonra o televizyonu Fethullahçılara satan, Fethullahçılara övgüler düzdükten sonra devir değişince iktidarla anlaşıp övgüler düzdüğü gruba dava açarak 90 milyon dolar daha koparmaya çalışan haysiyetsiz akıl hocalarına bak diyor. Tuncay Özkan'ı kastederek e, Fatih Altaylı. Yani diyor sen bu bu, bu adamı diyor bu haysiyetsiz e, akıl hocasını diyor partide diyor kendini akıl hocası yaptın beraber yan yana çalıştın. Ben diyor benim alnım açık hesabını veremeyeceğim tek kuruşum yok sen asıl Tuncay Özkan'a bak diyor. Yani madem e, bu da bilinen bir hikaye Tuncay Özkan'ın nasıl e, onursuz haysiyetsiz ve yaptıklarının hesabını veremeyecek bir noktada olduğu belli zaten. Beş paralık kredisi de yok mahallede. Ne ziyaset mahallesinde ne medya mahallesinde. Bunu bile bile. Şimdi iki şey var. Bir Fatih Altaylı bunu şimdi söylüyor. Dün değil evvelki gün. Herkes unutuyor. Ağızlara birer fermuar çekiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunu bilmiyor muydu? Yani böyle haysiyetsiz, onursuz, hiçbir ilkesi olmayan bir adam mı partiye soktu ve partide yan yana çalıştı. Yani ayrıca kimlerle çalışıyorsanız onlar gibisiniz. Yani başka bir izahı yok bunun. Yani Tuncay Özkan gibi biriyle çalışıyorsan senin de tıynetin bellidir kusura bakma. <laughs> yani bin yıllık adam. Beş para itibarı olmayan kifayetsiz bir muhteris. Yani sen yani bununla Kemal Kılıçdaroğlu 2020, 21, 22, 23'te iş tutarken Kemal Kılıçdaroğlu aldanıyor, aldatılıyor değildi. Beş, beş para etmez bir adam olduğunu biliyordu ama ona rağmen çalıştı. O da zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun defolarından biridir. Acayip bir şey oluyor. Yani çok da fazla detaya girmeyeceğim. Hepsi birbirinden kirli. Hepsi birbirinden pis. Hepsi birbirinden çirkin. Ve ancak böyle bir polemik olduğunda, ancak birbirine laf attığında gerçek duygularını, gerçek düşüncelerini, gerçek niyetlerini ortaya koyuyorlar. İçlerindekini döküyorlar. Şimdi ile ve Kılıçdaroğlu örnekleri böyle de. Diğerleri farklı mı? Şu anda yan yana iş tutanlar. Çok kirli her şey çok. İktidarı muhalefeti şusu busu yok. Suat Kınıklıoğlu demiş ki Kılıçdaroğlu'nun tekrar gündeme gelmesinin nedeni ...Altaylı'yla ile girdiği polemik gibi gözükebilir ama asıl sebep Özgür Özel'in muhalefet etme anlayışından duyulan memnuniyetsizliktir. O da Eylül'de seçime hazır olun talimatı vermiş. Birazdan bakacağız. Bu ülkede o denli güçlü bir muhalefet var ki bu kadar yoksulluğa, yolsuzluğa ve yasağa rağmen hala gündemi Erdoğan belirliyor. Partisine milletvekili katılıyor. Seçimden birinci çıkan parti ise normalleşme diye Siyasal psikolojik üstünlüğü altın tepside hediye ediyor. Bilmediğimiz ne var diyor. Ne dönüyor arkada diyor. Şimdi ya, yani birazdan bakacağız Ümit Özda Akşener'le ilgili bir takım ifşaatta bulundu. Akşener de onu dava edeceğini söyledi. Daha önce devletime ülkeme karşı görevimi yaptım demişti Akşener. Şimdi de Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtireceğiz dediği konuşuluyor 2018'de. Şimdi bunları biz maalesef 2018'lere, 2024'lere, 6 sene sonra öğreniyoruz, 5 sene sonra öğreniyoruz, 4 sene sonra öğreniyoruz. 6 aylığıyla Kılıçdaroğlu birbirine girince bir şeyler öğreniyoruz. Şimdi un kast esasen. Bilmediğimiz ne var? Ya şu anda ne dönüyor? Yani bunu da 2000 bugün 2024, bunu da 2028'de mi öğreneceğiz? Özgür Özel şöyle oldu, Ekrem İmamoğlu böyle oldu. Mansur yavaşla hikayede şöyle bir şey ortaya çıktı. Bu normalleşmenin arkası şu. Tayyip Erdoğan şu adamı gönderdi. Öbürü de işte kapının arkasında arkasında bana şöyle demişti. E biliyor musun? Toplantıda bir işte efendim dinlenemeyen bir odaya girdik CHP Genel Merkezi'nde. Özgür Özel biliyor musun niye böyle yaptım? İşte bundan yaptım dedi filan. E bunu da herhalde 2028-2030'da öğreneceğiz. Çünkü şu gün olanlarda tıpkı 2018'de, 2023'te olanlar gibi akla zarar şu gün yaşanan şeyler. Onu soruyor Suat Kınıklıoğlu. Bilmediğimiz ne var? Şimdi 4-5 yılın kirli çamaşırları dökülüyor. Bilmediğimiz ne var? Sormakta hakkımız yok mu? Sormaya hakkımız yok mu? Var. Kemal Kılıçdaroğlu ile Altaylı ve benzerlerinin atışmalarını muhalefet adına faydalı buluyorum demiş Ekten Türk Yılmaz. Hem Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha iyi tanıyor hem de Güce tapar muhalif sıfatlı eşhasın künyesi hakkında kamuoyu hafızası tazeleniyor demiş. Orada yani bir yönüyle de yararlı diyor. Katılıyorum. Bir yönüyle de yararlı görüyoruz ama yani büyük bedeller ödeniyor yahu bunun için. Yani 5 yıl boyunca bir siyasetin peşine düşüyorsun. Oturuyorsun, analiz ediyorsun. Benim benim benim, benim geriye doğru 5 yılda 10 yılda herhangi bir siyasetin peşine düştüğüm olmadı ama oturduk, analiz ettik ciddi ciddi. Şimdi düşünüyorum yani harcadığımız zamana mı yazık desem oturup ciddiye alıp o lafları o toplantıları çıkan mutabakat metinlerini böyle e, tuğla gibi ortak mutabakat zaptlarını ve işte bunların kocaman salonlarda devasa törenlerle tanıtım filan şeylerini filan oturduk saatlerce konuştuk analiz ettik. Nasıl bir heyecana yol açtığını falan anlattık. Hepsi hikaye çıktı yani. Mehtap Gökdemir haberi milliyetten örgütlere talimat vermiş Özgür Özel. Her an seçime hazır olun. İl başkanları toplantısında parti örgüt yöneticilerine her an seçime hazır olun talimatı vermiş. Toplantıda il başkanlarına Eylül ayından sonra daha aktif bir dönem yaşanacağı aktarılmış. Ee, sahaya inen örgütler yarın seçim olacakmış gibi çalışmalara başladı diyor. Farkında mısınız? Örgütler sahaya inmiş yarın seçim olacakmış gibi çalışıyorlar CHP'de. İlçe ilçe mahalle mahalle gezdiklerini belirten ilk il başkanları sahadayız yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz her şeye hazırız filan falan demişler. 2025 sonbaharı ya da en geç 2026'nın ilk barında seçim olacağını savunuyorlarmış. Zaten 2025 sonbaharını Kasım 2025'i ya da Ekim 2025'i Özgür Özel daha önceki laflarında işaret etmişti. İki vekil 13 belediye başkanına rozet takmış Erdoğan. Özellikle yeniden refaha taktığı anlaşılıyor. Yeniden refahı bölmek, parçalamak, yıkmak için elinden geleni ardına komuyor. Belediye başkanı transfer ediyor. Mümkünse yani bir, bir milletvekili transfer etti zaten. Beş milletvekili vardı yeniden refahın. Bir de Cumhur İttifakı çatısı altında girdi seçime yani. Yeniden refah barajı öyle açtı. Yani baraj engelini öyle açtı ve beş milletvekili soktu. O beşin, beşin birini partisine kattı. Suat bilmem kim. Ee, Erdoğan. Dört kaldı. Muhtemelen onlara da çengel atmıştır ve Muazzam paralar dönüyor, muazzam çıkarlar dönüyor, muazzam zenginleşmeler dönüyor, muazzam ilkesizlik dönüyor. Dün değil evvelki gün birbirlerine söylemediklerini bırakmayanlar, bir daha asla falan diyenler söylediklerini yiyorlar. Yani 13 belediye başkanı katılmış. Hani vekili geçtim. Çünkü milletvekili seçimin üzerinden 14-15 ay geçti. Ya bunlar 3 ay önce, 4 ay önce belediye başkanı seçildiler ya. Bu nasıl bir ilkesizliktir yani? Bu nasıl bir seçmene saygısızlıktır? Bu neye satmaktır yani pozisyonunu? Bu nasıl bir onursuzluktur? Siyaset böyle ilkesiz ve böyle niteliksiz insanlarla sürdürüldüğü sürece yani gerçekten topluma hizmet edeceği yok. Nitelikli insanların, omurgalı insanların, düzgün dürüst insanların, iyi yetişmiş insanların, sabah başka akşam başka konuşmayan insanların en azından bu konularda belli bir fikri sabiti olan insanların siyasette olması gerekiyor ve bunu da talep etmek en tabii hakkımız yani. Şimdi Erdoğan ezana bayrağı AKP'nin 23. kuruluş yıl kuruluş yıl dönümünde ezana bayrağı camiye Kur'an'a cami cemaatine kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız demişti. Neden söyledi? Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Metropol'ün yeni anketi dumanı üzerinde dinin toplum hayatındaki etkisi bazı insanlar gelecekte dinin toplum hayatındaki etkisinin artacağını söylüyorlar. Bazıları da azalacağını söylüyorlar. Siz hangi görüşe daha yakınsınız diye sorulmuş. Dinin etkisi azalacak diyen 50.9, artacak diyen 23.8, değişmeyecek diyen 17, fikri olmayan da 8. Yani e, yarıdan çok dinin etkisi azalacak diyor. Evet. Bundan dolayı da zaten elde bir şey kalmadığı için Erdoğan cephesi Allah Kur'an kitap götürüyor. Eylül'de erken seçime hazır olun onu bilmem ama muhtemelen CHP'nin bu konuda samimi olduğunu düşünmüyorum. Bir başka bu işte zıtlaşmadan, münakaşadan ortaya çıkan konu Meral Akşener, Ümit Özdağ atışması. Akşener dava açacakmış. Şimdi hadise şu. Meral Akşener 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde dinlenmeyen, dinlenilemeyen bir odada, yalıtılmış bir odada bir kişiye bana nedenini sorma adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz Erdoğan'ı kastederek demiş. Bu kişi de Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici'ymiş. Ümit Özdağ bunu katıldığı yayında söylemiyor ama başkalarına söylemiş. Aylar önce katıldığı bir yayında bu lafa etmiş. Bunun şimdi ortaya çıkması da enteresan. Mine Özbek'in bu kanal isimli kanalında YouTube'da konu olmuş ve 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine ilişkin bir anekdot anlatmış. Meral Akşener'le birlikte çalışan bir kamuoyu araştırma şirketi sahibi bunu Ümit, Ümit Özdağ'a anlatmış. Demiş ki: "Hocam Meral Hanım'la Ankara'da buluştuk. Beni dinlenilmeyen bir odaya götürdü." Bana nedenini sorma adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz dedi. Bu kişi de gezici araştırmanın başındaki Murat Gezici. Detayı da var. Önemli değil. Yani şey bu. Bunun üzerine de Meral Akşener dava edeceğini söyledi. Yalanlamamıştım ama şimdi dava ediyorum dedi. Niye yalanlamıyorsun ki? Enteresan olan Ümit Özdağ'ın sözü. Diyor ki ben bunu üç defa televizyonlarda anlattım. Ümit Özdağ Hiçbir yalanlama gelmedi. Şimdi dördüncü kez anlatıyorum. Diyor. Yani. Ve şimdi bu biraz gündem olunca Meral Akşener yani bunu daha önce de anlatmış. Biraz gündem olunca Meral Akşener bunu dava ediyor. Ayrıca Meral, Meral Akşener'in dava etmediği bir konu var. O da Aytun Çıray. Aytun Çıray da daha önce altılı masayı dağıttıktan sonra 3 Mart 2023... Altılı Masa'dan kalktıktan sonra Meral Akşener Aytunçuray aktarıyor. O sırada İyi Parti'de İyi Parti'nin kurucusu devletime karşı son görevimi yaptım diyor. Şimdi 2018'de adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz diyor. 2023'te Altılı Masa'yı dağıtıyor ve devletime karşı son görevimi yaptım diyor. Ve bu kripto devlet elemanı Meral Akşener şimdi, şimdi dava ediyormuş Ümit Özdağ. Peki Aytun Çıray neden dava etmedi? Böylelikle ülkenin yılları, seneleri heba oluyor. Yani bakın en kanırtıcı sorun Erdoğan Süzer'in haberi. Enflasyonu düşürmek için fatura çalışana kesilecek. Çalışan yılbaşında zam şoku yaşayacak. İşçi, memur, emekli ma maaş zammından vuracakmış. İşte iktidarın enflasyonu sert düşürme hedefi. Yılbaşında asgari ücretlileri %15, memur ve emeklileri, memur ve memur emeklerine %6, işçi emeklilerine ise %10, %10.6 zam bekliyor diyor. Asgari ücretleri perişanlık bekliyor diye de devam ediyor. Ülke bununla test edilirken, sınanırken, çileden çıkmışken arkada iktidarıyla muhalefetiyle rezil, çirkin, kirli, peşpaye bir siyaset görüyorsunuz. Buna mevcut CHP yönetimini de şu anda katabilirsiniz. Bakın bir yılda 581 bin kişi İstanbul'dan göç etmiş. İstanbul'u da yani ben Türkiye'de yaşıyor olsaydım ben de İstanbul'u çoktan terk etmiş olurdum. Fakat bunun ilk nedeni ekonomi veya yaşam koşullarının güçlüğü olmazdı. Deprem olurdu. Deprem gerçeği olurdu. Evet. Yaklaşan deprem. Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 10 ülkede ilk sırada Rusya var efendim. Yabancılara konut satışında Rusya ilk sırada. Listede Suriye yok görüyor musunuz? Ukrayna var, Almanya var, İran var, Kazakistan var, Irak var, Azerbaycan var, Suriye Arabistan var, Çin var, ABD var. Suriye yok. Ama öfke oraya yönelmiş durumda. Ruslara da yönelmiş durumda değil. En çok konutu Ruslara satıyorsunuz. Ruslara da yönelmiş durumda değil öfke. Ama nedir Suriyelilere yönelen öfke. Burada ev sahibi oluyorlar, iş sahibi oluyorlar. Ekonomimizin bozulma nedeni onlar, vatandaşlık alıyorlar falan. İşte böyle yanlış yere hedef gösteriyorlar. Yani genel tabloyu vermiyorlar. İçinden bir cımbızlama yaparak size belli şeyleri klişe ediyorlar. Genel olarak Göçmen düşmanlığının pek çok ülkede, batılı ülkelerde de tetiklenmesinin nedeni bu. Bir göçmen herhangi bir yerde bir bıçaklama veya bir asayiş olayına ve bir hırsızlık olayına karıştığında bunu büyük puntolarla haber yapıyorlar. Ama öbür tarafta yerli vatandaş, oranın yerlisi, doğma büyüme yerlisi mislini yapıyor. Onlar görülmüyor. Normal suç istatistikleri içerisinde çok küçük bir yüzde, ihmal edilebilecek kadar küçük bir yüzde olup olmaması da fark etmiyor. Ama böyle cımbızlama yaparak hedef gösteriyorlar, maksat başka tabii yani. Neyse sizi biraz dinlendireyim. Burası İstanbul evi. Paris'te İstanbul 2036 Olimpiyatlarına hazırlanıyor İstanbul. Daha doğrusu almaya hazırlanıyor, almak istiyor. İşte bunun İstanbul evinin haftalık kirası ya da aylık kirası büyük spekülasyonlara yol açtı. Belediye de yaptığı açıklamada sponsorlarla karşılıyoruz dedi ama bu sponsorların listesini vermedi. İşte gazeteciler bile dikkat çekmemiş. Sponsorlar bunlarmış efendim. Bir en azından bir kısmı. Bunu da şimdi paylaşıyorlar dolaşımda. Fakat bu görsellerde soldaki görselde yazılan İngilizcede ciddi bir e, tuhaflık var. Ben sadece ona dikkat çekeceğim. Yani keşke işi bilenlerle çalışsalar. Yani parayı buluyorsunuz bazen de yani metin yazarını veya işte ne bileyim reklamcıyı bulmakta problem yaşıyorsunuz. Şimdi burada gate to the beyond gibi bir ifade var. Soldaki şeyden bahsediyorum. İstanbul ha şu ifade. Şimdi İngilizce'de bu ifade yani böyle bir ifade yok. Yani hani bir yönüyle Türkçe'ye çevirdiğinizde şöyle bir şey çıkıyor. Öteye ya da ötelerin ötesine açılan kapı, öbür dünyaya açılan kapı gibi bir şey bu. Halbuki yani bu 2036 olimpiyatlardan bahsediyoruz. Ee, enteresan. Ee, ya İngilizce bilmiyor. Ya İngilizcesi tam gelişmemiş. Ne demek istediğini anlatmakta zorlanmış olabilir. Ama Türkçe düşünüp İngilizce'ye çevirdiğinizde maalesef böyle oluyor. Ben biraz baktım ne olabilir bunun yerine diye. Mesela şunlardan biri olabilirdi. İngilizcesiyle, Türkçesiyle. Ee, 2036'nın sloganlarından biri. Bu da benim armağanım olsun kesin kopyalayın ve bu sloganlardan birini kullanın. En azından mahcup olmazsınız. Devam edelim. Adalet Bakanlığı'na yüklenmiş e, hukukçu, Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Profesör Doktor İzzet Özgenç. Diyor ki, Adalet Bakanlığı'nı görev, Adalet Bakanlığı görevini derihte eden şahıs, malum sorunla ilgili Can Atalay konusu, Anayasa Mahkemesi'nin kararları karşısında hukuken nasıl bir yol ve yöntem izlenmesi gerektiği konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik açıklama yapmaktan çakal yüzünden çekinmektedir. Çakal dediği de Mehmet Uçum. Hukuk işlerinin başındaki kişi sarayda. Böyle yani. Diyor ki İzzet Özgenç, Adalet Bakanı konuşacak Yılmaz Tunç ama çakal Mehmet Uçum onu susturuyor, konuşturmuyor. Adalet demişken Kalp krizine rağmen cezaevine konuldu. Daha önce gündeme, gündeme getirmiştim. Yatalak gözaltı sırasında kalp krizi geçiren 75 yaşındaki Süleyman Sabri Mavi. Durumunun kritikliğini yani gerçekten elverişsiz ve hayati riski var. Buna rağmen kesinleşmiş hapis cezası gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ve tekrar taburcu edildikten sonra kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu ediliyor. Ve 12 Ağustos'ta Van F tipi kapalı cezaevine gönderiliyor. KCK davasından alınmış. Yani burada da işte görülüyor. 2012 yılında KCK, KCK soruşturması kapsamında örgüt üyeliğinden dolayı hakkında dava açılmış. 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış. İşte Yargıtay'da bir süre sonra onamış bunu Hep aynı yani. Her Herkes için aynı üretilmiş suçlar ve gerekçelerle insanların bu şekilde mağdur edilmesi. 75 yaşında içeride kalması sağlık açısından büyük risk. Ukrayna cephesinde ve Gazze'de enteresan olaylar olmaya devam ediyor. Amerika Gazze'de İsrail'in henüz daha işini bitirmediğini düşünüyor. Ateşkes uzak diyor maalesef. 7 Ekim'in neredeyse yıl yaklaşıyor. İki ay sonra. O arada Ukrayna Rusya topraklarına girdi. Kursu Kur, 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 biraz kontrol altına aldı ve yaklaşık işte bir rivayete göre 500 kilometre kare, bir rivayete göre 1000 kilometre kare alanı kontrol altına aldığı söyleniyor ama muhtemelen orada en azından Rus birliklerini püskürterek kendi topraklarında, kendi toprakları veya kendi işgal edilmiş topraklarında güvenliği sağlamaya dönük veya da Rusları pes ettirmeye dönük bir hamle. Bu yoksa Ukrayna'nın Rusya'yı işgal edeceği, daha da ileriye doğru daha da ileriye yürüyecek ne gücü ne takati ne de böyle bir niyeti var. Ama oradaki gelişmelerde son derece sıcak. Hamza Yusuf BBC'nin tweetine cevap vermiş ki son derece haklı. BBC Hamza Yusuf kim? İskoçya'nın önceki başbakanı. BBC ikiz bebekler öldürüldü. Gazze'de tam da babaları onları kaydettirirken diye bir cümle bir tweet atmış. Ona cevap veren ya da onu alıntılayan İskoçya'nın önceki başbakanı Hamza Yusuf tamam da kim öldürdü onları diye soruyor. Çünkü BBC özneyi saklamış, maalesef. Kapatırken Tarık Ziya Ekinci'yi anıyoruz. 1925 Diyarbakır Lice're doğdu. 1949 Tıp Fakültesi'nden mezun olduğu iç hastalıkları uzmanı, siyasetçi, yazar, insan hakları savunucusu ve Türk Tabipler Birliği üyesi, onursal e, pozisyonda devam eden Tarık Ziya Ekinci, Cumhuriyet'le yaşıt eski Türkiye İşçi Partisi milletvekili, hayatını kaybetti. Cumhuriyetle yaşıt adeta aşağı yukarı ve mühim bir hafıza. Kürtler için, Kürt siyasi hayatı için, Kürt siyasal hareketi için de mühim bir değerdi. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve sabırlar diliyoruz. Türkiye mühim bir değerini, mühim bir hafızasını, mühim bir Cumhuriyet yüzyılı tanığını kaybetti. Bir manşeti daha noktalıyoruz. Cuma haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.